Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle ünlü markaya ait çanta yapılışını paylaşacağım. Ben de sizlerle beraber ilk defa yapıyor olacağım. Makrume daha önce çalıştığım bir teknik değil. Makrume ve örgü birleşimi olunca ben de severek çalışmak istedim ve bunun elimden geldiğince anlatımını video içerisinde sizlere yapıyor olacağım. 300-350 kadar kreatiflik kullandım. İki renk vardı. Ben bu rengi tercih ettim. Bir tane de mavi rengi vardı. Çok güzeldi. Dilerseniz mavi rengi de yapabilirsiniz. Modelle birebir aynı şekilde çalışmak istiyorsanız. Video içerisinde ölçülerimden bahsediyor olacağım ama bu şekilde çantanın bitmiş halinin ölçüsünü de paylaşmak istiyorum sizlerle. 34 santim genişliğinde, uzunluğu ise taban kısmına kadar 30 santim uzunluğunda. Parça parça örüyoruz. Öncelikle gövdeleri öreceğiz. Gövde kısımlarını yapacağız. Daha sonra bakın kenar kısımları var. Taban kısmı ve askı kısmı şeklinde yaparak tamamlayacağız çantamızı. Astarlama yapmadım. Modelde astarlama da yapılmamıştı. Dilerseniz daha kullanışlı olsun isterseniz içerisine bir tane kese atarak daha kullanışlı hale getirebilirsiniz. Herhangi bir çıt çıt ya da fermuarlama da yapmadım. Çıt çıt dikilebilir. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Instagram'da hala takip etmiyorsanız açıklama kısmına link bırakıyorum. Tıklayıp takip edebilir. Orada yaptıklarınızı beni etiketleyerek paylaşabilirsiniz. Şimdi beraber yapılışına geçelim. Bu sefer teknik olarak birazcık farklı bir çanta yapacağız. Makrume ve örgünün karışımından oluşan ünlü markaya ait çantayı yapıyor olacağız. O yüzden iki tane parçamı yaptım denemek için. Ben de ilk defa makrume çalışıyorum. O yüzden elimden geldiğince sizlere aktarmaya çalışacağım. Nasıl yaptıysam o şekilde aktaracağım. Bu ön gövdemiz. Arka gövdeyi beraber yapıyor olacağız. Yan kısmının bir tanesini yaptım. Diğer yan kısmı da yine aynı şekilde beraber yapıyor olacağız. Kolaylıkla yapabileceğimiz bir çanta. Önemli olan burada düğüm atma tekniğini kavrayabilmek. Şimdi şu şekilde başlıyoruz. Döndürüyorum hemen. Öncelikle sık iğneler yaparak başlangıç yapıyoruz. Parçamı bir kenara aldım. İpimin ortasına tığımı yerleştiriyorum. Döndürdüm, bir tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım ve bu şekilde 53 adet zincire ulaşana kadar devam ediyorum. 53 adet zinciri çektikten sonra 53. zinciri parmağımla tutuyorum. 1 2 tane daha zincir çektim ve 53. zincirin içerisinden tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. Tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. Zincirle beraber 2 tane sık iğne yapmış oluyoruz. Yandaki zincirden tığımı geçirdim. İpimi tek seferde çekerek sık iğnemi yapıyorum. Yandaki zincirden tığımı geçirdim. Tek seferde çekerek sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde her zincirin içerisine bir tane sık iğne yapmaya devam ediyorum. Sıra sonuna kadar geldim. Son zincirim içerisine bir tane sık iğnemi yaptım ve bu şekilde birinci sıramı tamamlamış oldum. Örgümün diğer kısmına dönüyorum. 1 2 tane zincir çektim. Hemen dibindeki boşluğa değil, bir sonraki boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi çekip tek seferde çekerek sık iğnemi yapıyorum. Burada 2 zincir çekerek dönüş sağladığımız noktadaki zincirimizi de bir tane sık iğneye kabul ediyoruz. Yandaki boşluğa geldim. Bir tane sık iğne, yandaki boşluğa geldim. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar her boşluğa bir tane sık iğne yapmaya devam ediyorum. Sıra sonunda son boşluğumdan tığımı geçiriyorum. Tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. Burada bu şekilde sıramızı tamamlamıyoruz. En sonda zincir çekerek dönüş sağladığım başlangıç yaptığım noktam var. Zincirin içerisinden de tığımı geçirdim. İpimi tek seferde çekerek sık iğnemi yapıyorum ve bu şekilde sıramı tamamlamış oldum. Örgümün diğer kısmına dönüyorum. 1 2 tane zincir çektim. Birinci boşluğa değil, hemen yandaki boşluktan, daha doğrusu hemen dibindeki boşluğa değil, bir sonraki boşluktan tığımı geçiriyorum. Tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. Yandaki boşluğa geldim. Bir tane sık iğne. Yandaki boşluğa geldim. Bir tane sık iğne yaptım ve bu şekilde devam ediyorum. Sıra sonuna kadar geldim. Buradaki boşluğumdan tığımı geçiriyorum. Tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. Sıra sonunda son boşluğumuza herhangi bir batma işlemi yapmıyorum. Burada başlangıçta 2 zincir çekerek dönüş sağladığımız nokta oluyor. Hemen zincirin içerisinden bakın, buradaki boşluktan değil,
Zincirin içerisinden tığımı geçirip sık iğnemi yapıyorum ki kenar kısmında düzgün bir görüntü elde edebilelim. Ve bu şekilde sıramızı tamamlamış oluyoruz. Hem boşluğa hem de zincir kısmına batma işlemi yaparsanız arttırma yapacağınız için yapısında bozulma olacaktır. Lütfen buna dikkat edelim. 1, 2 tane zincir çekiyorum. Dibindeki boşluğa değil bir sonraki boşluktan tığımı geçirip bir tane sık iğne, yandaki boşluğa geliyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum ve sıra sonuna kadar sık iğneler yapmaya devam ediyorum. Şu an 4. sıramızın başlangıcını yaptık. 9 sıra boyunca sık iğneler giderek bu başlangıç kısmımızı tamamlayıp geleceğiz. Kenar kısmı için de yine aynı şekilde başlangıç yapacağımız için bu sık iğne kısmını göstermeyeceğim. Elinden geldiğince detaylı bir şekilde aktarmaya çalıştım. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 tane zincir çekiyoruz. Başlangıç için 2 zincir çekerek dönüşümüzü sağlayıp 17. zincirin içerisine battığımızda sıra sonunda zincirle beraber 18 tane sık iğneye ulaşıyor olacağız. Ve devamında yine aynı şekilde 18 sık iğne ile devam edip yine 9 sıra boyunca giderek tamamlayıp geleceğiz. Bu şekilde 2 tane kenar parçamız için sık iğneler yapıyoruz. Gövde kısmı için de beraber başlangıç yaptığımız gibi 2 parça yapıp geliyoruz. Daha sonra detaylı bir şekilde makrume tekniğinden bahsetmek istiyorum. Şimdi bu şekilde parçamı tamamladım, geldim. 2, 4, 6, 8, 9 sıra boyunca giderek 2 tane zincirimi çekip ipimi kestim. Daha sonra arka kısmında bu kesmiş olduğumuz ipimizi gizliyoruz. Şöyle aradan tığımı geçirebildiğim noktalarda yürütme yapıyorum. Ben burada sizlerle ölçümü de paylaşmak istiyorum. Şu an ütülenmemiş hali bu şekilde. Kağıt ip yapısı geliyor. Şu şekilde elinizi sürekli düzeltme yaparsanız daha iyi gözükecektir. Ölçtüğümde bakın 5,5 santim. Böyle ölçtüğümde ise uzunluğumuz, genişliğimiz 33,5 santim uzunluğunda. Şimdi sıra geldi iplerimizi yapmaya, makrume modelimizi oluşturmak için. Şu şekilde tekrardan parçamı elime aldığımda bakın bu şekilde tutarak iplerimizi bağlıyor olacağız. Öncelikle ben 50 santim yapmıştım ama çok kısa geldi iplerim. Ucuna ilave etmek zorunda kaldım. Burada ipinizi uzun tutarsanız daha iyi olacak. Diğer türlü bağlamalar yaptığımızda görüntü olarak çok güzel gözükmüyor. İpimi elime alıyorum. O yüzden 60 santim yeterli olacak ya da 65 santim de yapabilirsiniz. Tabi bu toplam uzunluğu 120 santim yapacağız. Şöyle ipimi tuttum. Ölçüyorum. Bakalım ipimizi. İkiye katlanmış hali 60 santim. Toplam uzunluğumuz ise 120 santim uzunluğunda ipimiz. Bu şekilde iplerimizi ayarlıyoruz. Hemen şöyle birkaç tane bakın üzerine getirerek ayarlayacağım. Sonra keselim ve nasıl bağlayacağımızı göstereceğim. Uçlarını kesiyorum. Şimdi burada bizim ne kadar boşluğumuz varsa buradaki boşluklara geçirme yapacağımız için o kadar ipe ihtiyacımız var. Dediğim gibi şu an nasıl takacağımızı göstermek istiyorum. Devamında da aynı şekilde devam edeceğim. İplerimizi bu şekilde kestikten sonra elime alıyorum. İkiye katlayacağım. Tam orta kısmını bulacağız. Şöyle uçlarını birleştirdim ve düzeltiyorum. Tam orta kısmını bulduğumuzda hemen burada birinci boşluktan, parçamızdaki birinci boşluktan tığımı geçiriyorum. Örgümün ön kısmındayım bu arada. Başlangıç noktamda değil, en son bitiş noktasında birinci boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. Boşluktan üst kısma çektim. Halkanın içerisinden parmağımı geçiriyorum. Ve bu altta kalan ipimi tuttum. Üste çektim. Ve şöyle ipimizi çekerek sıkılaştırıyoruz ve düğümümüzü atıyoruz. Tekrardan göstereceğim şimdi. İpimi elime aldım. Uçlarını birleştiriyorum. Tam orta kısmını bulduğumda
Yandaki boşluğa geldi. Her boşluktan bu arada ipimizi geçireceğiz. Yani arada herhangi bir atlama yapmıyoruz. Boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çektim. Halkanın içerisine şu şekilde parmaklarımı geçiriyorum. Alttan ipimi tuttum ve içerisinden geçirdim. Alttan üste doğru geçiriyorum ve çekerek düğümümü attım. İpimi elime aldım. Uçlarını birleştiriyoruz hemen eşit bir şekilde. Düzelttim. Bakın bu şekilde ayarladıktan sonra orta kısmını hemen yandaki boşluktan, üçüncü boşluğumdan tığımı geçirdim ve ipimi yukarıya çektim. Birazcık daha çekiyorum. Halkanın içerisinden parmağımı geçirdim. İpimi yukarıdan çekip sıkılaştırarak düğümümü atıyorum. Bu şekilde 3 tane yaptık. Devamında sıra sonuna kadar, yani son boşluğuma kadar devam ediyorum. Ben tüm iplerimi taktım geldim. Toplamda saydığımda bu şekilde 54 tane boşluğa ipimi takmış oldum ve 54 tane çift ipliğimiz olmuş oldu. Şimdi burada bir kırlenti ihtiyacınız var. Ben yastığa sabitleme yaparak örme işlemini tamamladım. Elime kırlentimi alıyorum ve şu şekilde bir yerleştirme yapacağım. Bende küçük bir kırlent vardı. Daha böyle kare, dikdörtgen bir kırlentiniz varsa tamamıyla yerleştirebileceğiniz için daha kolaylıkla ilerleyebilirsiniz. Şimdi burada eşit bir şekilde sabitlemeniz gerekiyor ki kayma olmasın. Eğer kayma olursa modeliniz yamuk ilerliyor. Bir öncekinde mesela ben birazcık yamultmuştum. Dediğim gibi ilk defa çalıştığım için, ama burada önemli olan şu şekilde sabitlememiz, eşit yani bir şekilde. Mandal yardımıyla buraya tutturuyorum bakın. Tamamıyla düz bir şekilde yerleştirdim. Yerleştirdikten sonra 12'li gruplar yapacağız. Bir tane ipimizde 2 adet olduğu için 2, 4, 6, 8, 10, 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 tane ipim kaldı ve eşit bir şekilde ayırmış olduk. Şimdi parçamı aldığımda bakın şu şekilde. Başlangıçta modelin nasılsa öyle bir başlangıç yapıyorum. Yarım şekilde başlangıç yapacağım. Bakın benim de ilk başlangıcımda tam düzgün şekilde düğümleme olmadı. Ama elim alıştıkça daha güzel düğümler elde ediyoruz. Yani siz de başladığınızda benimki benzemiyor diye bırakma, yapmayın. Mutlaka devam edin. Ön kısmında hani yanlışlarınız olabilir. İkinci parçanızda veya ikinci çantanızda mutlaka düzelecektir. Eliniz yaptıkça alışıyor çünkü. Şimdi burada ilk 12 tane ayırmış olduğum parçayı elimle tutuyorum. Bir kısmını sesli anlatım yapacağım. Daha sonrasında ise sadece elimle ilerleme yapacağım. Çünkü sesli anlatabileceğim bir şey değil. Sadece düğümlemeler yaparak ilerliyor olacağız. Burada en üstteki ipim, bakın iç kısımdaki 12. ipimi elimle tutuyorum. İpimizi hangi yöne doğru ilerletmek istiyorsak düğümlerimizi, o şekilde bu bizim belirleyici ipimiz oluyor ve elimizde üstte kalıyor bakın. Üst kısmında şu şekilde tutuyorum. Sağlam bir şekilde. Alttaki ikinci ipim üzerine attım. İçerisinden çekiyorum. Çektim, çektim, çektim ve düğümümü attım. Sağ tarafta kalmış oldu ipimiz. Aynı ipimi tekrardan elime aldım. Az önce alttan atmıştım ya. Şimdi bakın üstten attım yine. İpimin üstündeyim. Şöyle içinden çekiyorum. Çektim, çektim. Sıkı bir şekilde düğümümü atmış oldum. Şimdi üçüncü ipimiz. Sırasıyla tüm ipleri aynı şekilde düğümlü olacağız. Ama bu ipimizi yönünü
veya uzantısını değiştirmiyoruz. Hep aynı şekilde ilerletiyor olacağız. Birinci, bakın, tam dibinden bir düğümleme yapmış olduk. Zamanla bu şekilde aşağıya doğru kayıyor olacağız. İpim altta, diğer yön belirleyici ipimi üstte tutuyorum. Alttaki ipimi şöyle parmağım yardımıyla tutuyorum ve üstüne attım. Daha sonrasında bakın bu şekilde bir görüntü var. Bu iç kısmından ipimi çekiyorum. Daha sonrasında sıktım, 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 düğümledim. Tekrardan ipimi atıyorum üste, tuttum. Bakın bu şekilde. İç kısmından çekiyorum. Ve sıkarak düğümlüyorum. Bir sonraki ipimi elime aldım. Bu ipim üstte, diğer ipim altta. İpimin üstüne atıyorum. Şu şekilde tuttum elimle. Bir boşluk oluşturmuş oldum. Bakın ipim alttan geliyor. Daha sonra üzerine atıyorum. Bu ipimi, şuradaki ipimi içerisinden çektim. Sıkıyorum. Bakın şu şekilde tam düğüm olmuyor aslında. Döndürerek ilerletmiş oluyoruz. Birinciyi bu şekilde yaptıktan sonra tekrardan ipimi attım. Bakın bu parmağımla tutuyorum. Şekil veriyorum. Şuradan da tutabiliriz. Daha sonra şöyle bir halka yaptık ya. İçerisinden ipimi çekiyorum. Çektim, çektim, çektim. Ve sıkı bir şekilde düğüm atmış oldum. Ve bu çekmiş olduk iplerimiz bakın bu şekilde duruyor. Bu tarafa doğru, sağ tarafa doğru ilerliyor oluyor. Tekrar alttaki ipi aldım elime. Üzerine atıyorum ipimin. Boşluktan parmağımı geçirdim ve bu ipimi çektim. Çektim, çektim. Bakın buradaki boşluk kısımlarımız da ilerliyor. Alta doğru şekil almaya başladı. Sıkılaştırdım. Tekrardan ipimi üste attım. İçerisinden çekiyorum ve düğümümü attım. İkinci düğümümü. Bir sonraki ipime geldim. Üstüne atıyorum. Yapmış olduğum boşluktan ipimi çektim. Birinci düğümümü atıyorum. Tekrardan üstüne attım ve halkanın içerisinden çektim, çektim, çektim. İkinci düğümümü attım. Bakın ipim, bu ipim hala elimde sabit. Başlangıçta tutmuş olduğum ipim sol elimde her zaman sabit kalıyor. Alttaki ipleri ise tek tek düğümlüyoruz sırasıyla en sondaki ipime kadar. Yine aldım sıradaki ipimi, üzerine atıyorum. İçerisinden çektim. Sıktım, sıktım. Ve bir kez daha yapıyorum. İkinci düğümümü attım. Bir sonraki ipimi elime aldım. Üstüne atıyorum. Boşluktan parmağımı geçirdim ve içerisinden çekiyorum. Düğümümü attım. Bir sonraki düğümümü de atarak sıkılaştırıyorum. Yandaki ipime geldi sıra. İçerisinden geçirdim. Bir sonraki ipimdeyim. İpimin üstüne attım. İçerisinden çekiyorum ve birinci düğümümü attım. Şöyle bakın ittiriyorum parmağımla. Daha sonrasında ikinci düğümüm içinde sıkıyorum ve tamamlamış oldum. Bir sonraki ipimdeyim. İpimin üstüne attım. Boşluktan parmağımı geçirip çekiyorum. Çektik, çektik. Bakın bu şekilde. Birinci düğümümü atmış oldum ve tekrardan ikinci düğümümü atarak sabitledim. İpimin üzerine attım. Çekiyorum. Bir kez daha attım ve düğüm atarak sabitlemiş oldum. Bakın bu şekilde ilerledik. Buradaki ipimi artık bırakıyorum. Daha sonra diğer tarafa doğru dönüşümüzü sağlarken yine aynı ip ile yön belirleme yapıyor olacağız. Burayı bıraktık şimdi. Birinci şeklimizi yapmış olduk bu şekilde. Devamında sıra geldi yandaki şeklimize. Şimdi bu üstte düğüm attığımız iplerimiz şöyle üstte duruyor ya, bunu şöyle bir kenara alalım. Sıra geldi ikinci 12'li ipli ip grubumuza.
Bunun için de diğer tarafa doğru, yani sağ tarafa doğru ilerleyeceğiz ki üçgen bir görüntü elde edebilirim ve elimizden geldiğince buradaki ilerlemeyi eşit bir şekilde yaparsak görüntü daha güzel olur. Dediğim gibi ilkinde büyük küçük şeklinde ilerleyebiliyor çünkü tecrübesiziz, ilk defa yapıyoruz ama zamanla üçgen veya bu baklava dilimi parçalarımız daha güzel ilerliyor olacak, merak etmeyin. Şimdi 12 tane ayırmış oldum ikinci grup ipimden. İç kısımdaki birinci ipimi yine yön belirleyici olarak elime alıyorum. Şu şekilde bu tarafa doğru gideceğim için ipimi bakın diğer iplerimin üstüne aldım ve üzerine tutuyorum şu anda. Alttaki birinci ipimi aldım. İpimin üstünden atıyorum. Bunun tam tersini yapıyor olacağız. Farklı bir şey yok. Elimle tuttum ipimi. İçerisinden bakın boşluktan çekiyorum ve birinci düğümümü attım. Tekrardan ipimi atıyorum. İçerisinden çektim. İkinci düğümümü atıyorum. Ve buradaki iplerim de sol tarafa doğru olmuş oluyor. Bakın düğüm attığım iplerim bu tarafa doğru kayıyor. Bu ise hala elimde tutuyorum. Sabit bir şekilde. İkinci ipime geldi sıra. Üzerine attım. İpimin yön belirleyici ipimin üstüne atıyorum. İçerisinden çektim. Sıkıyorum ve birinci düğümümü attım. Tekrardan aynı ipin üzerine bir kez daha düğüm atıyoruz. Her zaman iki düğüm atıyorduk. Ve sabitlemiş oldum. Diğer ipime geldi. Üzerinden ipimin bakın geçiriyorum. Çektim. Düğümümü attım. İkinci düğümümü de atıyorum. Bir sonraki ipim. Bakın şöyle bir şey oldu. Aynı hatayı yaptım. Yanlış bir şey yaptığımızda bunu hemen geriye alıyoruz. İpimizin düğümünü çok sıkmadıysak eğer kolaylıkla geriye alabiliyoruz. Burada direkt birinci düğüm yaptığımızda bu nokta benim aklımı çok karıştırmıştı aslında düğüm atarken. Bakın kaymadı ipim. O yüzden şekli bozuk oldu. Şimdi ipimi elime aldım alt kısmında. Şu ipim üst kısımda yine aynı şekilde üstüne atıyorum. İpimi içerisinden çektiğimde bakın şu şekilde ilerliyor olması gerekiyor. Dikkat etmeniz gerekiyor. Bakın şeklini alıyor. Daha sonrasında ikinci ipimizi, düğümümüzü pardon, atıyoruz. Bu şekil olmadığında yapısı bozuk oluyor. O yüzden tekrardan tam sıkmadan sökme işlemi yapabilirsiniz. Bakın ipimin şekli şu şekilde olmalı ki düzgün yapıda olsun. Sanki buraya dolamışım gibi bir düğüm oluyor aslında. Çekiyorum, sıkılaştırdım. Devam ediyorum. Son iki ipim kaldı. Ve sondaki ipimi de düğümleyerek tamamlamış oldum. Bakın birinci düğümleme, İkinci düğümleme üçgen bir şeklini almış oldu. Buradaki iplerim de tamamıyla üzerinde kaldı. Şimdi ne yapıyoruz? Diğer 12'li grubumuza geçiyoruz. İpimiz grubumuza geçiyoruz. Bu da buradan başlayacağım. Tam uçlarını birleştiriyor olacağım. Böyle başladım. Devam ettim. Üçgen. Şimdi ters üçgen olarak düşünün.
Buradan başlayamayacağım için üst kısımdan başlıyorum, buraya kadar getiriyorum ve ikisini birleştiriyor olacağım. Şuradaki parçamı da göstermek istiyorum sizlere. Bakın şimdi bu şekilde ilerliyor olacağız. Şuradaki gibi ilerliyor olacağız. Her seferinde bu şekilde devam ederek düğümlememizi yapıp şeklimizi oluşturuyor olacağız. Şimdi parçamı geriye aldım. Üçüncü 12'li grubuma geldi sıra diye söylemiştim. Buradaki birinci ipimi elime aldım. Diğer ipim altta. Üzerine atıyorum. Alttan çektim. Ve tam dibinden birinci düğümlememi yaptım. Üzerinden attım ve içinden çekerek ikinci düğümlememi yaparak sabitledim. Ve buradaki iplerimin yönü bu şekilde olmuş oldu. Yandaki ipe geldi sıra. Üzerine atıyorum. İçerisinden çektim. Bir kez daha. Şimdi benim buradaki noktada birleştirme yapacağım için buraya eşit bir şekilde ilerliyor olmam gerekiyor. İpimi de ona göre tutarak düğümlemeyi ona göre devam ettiriyorum. Şimdi son düğümlememi yaptım. Hala bu ipim elimde. Bakın buradaki yön belirleyici ipim de yönü bu şekilde altta kalmıştı. Bu ipimi üste atıyorum. Boşluktan parmağımı geçirdim. Aynı düğüm yöntemiyle düğümleme yaparak birleştiriyor olacağım. Birinci düğümümü yaptım. Üzerinden atıyorum. İkinci düğümlememi yapıyorum. Ve ipimi, buradan gelen ipimin yönü bu şekilde devam ediyor. Buradan gelen ipimin yönü ise bu şekilde devam ediyor. Ve üçgen parçamızı da birleştirmiş olduk bu şekilde. Şöyle iplerimi üstteki alta alıyorum. Ve sıra geldi diğer 12'li grubumuza. Şimdi nasıl bir ilerleme yapıyor olacağız? Aynı başlangıçta yaptığımız gibi böyle gitmiştik ve böyle gelmiştik. Şimdi şu şekilde yaptığımız için buradan benim aşağıya doğru gelmem gerekiyor ki üçgen parçamı yapayım. Birinci ipimi elimle tuttum. Diğer iplerimin üzerine doğru bakın şu şekilde tutuyorum. Buradaki iplerimizle artık işimiz bitti. Yeni bir gruba başladık. Buradaki iplerle karışıklık olmasın. İpimi elimde tutuyorum. Alttaki ipimi ipimin üzerinden geçirdim. Düğümümü atıyorum ve çektim, çektim, çektim. Birinci düğümümü tam dibine atarak başladım. Üzerinden attım. İçerisinden çekiyorum. Ve ikinci düğüm. Şimdi yandaki ipime geldi sıra. Üzerine atıyorum. Çektim. Buradaki yön belirleyici ipimi de hangi yöne doğru ilerlemek istiyorsam o şekilde tutuyorum. Sırasıyla aşağıya doğru iplerimiz kayarak düğümlemeye devam ediyoruz.
ve son ipimi de düğümleyerek tamamlamış oldum. Şimdi yandaki gruba geçiyorum ve bu noktadan başlangıç yapıp bu noktada birleştirme yapıyor olacağım. Bir süre sessiz bir şekilde ilerleyeceğim. Elimi dikkatli şekilde takip ederseniz kolaylıkla ilerleyebilirsiniz. Şimdi son ipimin de düğümlemesini yaptıktan sonra hala ipim elimde ve diğer tarafta yön belirleyici ipimiz de altta kalmış oldu. Direkt bunun üzerinden atıyorum ve aynı şekilde bir düğümleme yapıyorum. Bir kez daha atıp ikinci düğümlememi de sıkı bir şekilde yaparak üçgen parçamı birleştirmiş ve oluşturmuş oldum. Buradaki sıramızı da tamamlamış olduk. Şöyle iplerimi ayırıyorum. Sıra geldi diğer grubumuza. Şimdi bunu da aynı şekilde buradan başlangıç yapıyor olup ve ilerleteceğim. Buraya eşit bir şekilde ilerletmeye çalışalım. Diğer tarafta ise yine bu şekilde ilerletiyorum. Bu şekilde ilerletip bu sırayı tamamlayıp geleyim. Tekrardan ikinci sırada beraber devam ediyor olacağız. Birinci sıramı tamamladım, geldim. Bakın sonda bu şekilde üçgenimi yapmış oldum. Şimdi ikinci düğümlemeler için başlangıç yapacağız. Nasıl yapacağımızı göstermek istiyorum. Buradaki yapmış olduğumuz iplerimiz üste doğru geliyor. Bu tarafta yapmış olduğumuz ipler ise altta. Bakın bu şekilde çapraz bir şekilde karışık gözüküyor şu anda. En başlangıçtan başlıyoruz. Bu üstteki iplerimi şöyle elimle alıyorum. Karışmasın diye. Şöyle altta duran iplerimi aldım. Çünkü ben en sondan başlangıç yapıyor olacağım. Bu şekilde gitmiştim. Şimdi tam tersi içeriye doğru gideceğim. Ama bir yandan da düz bir gidiş yapmayacağız. Artık şeklimizi oluşturuyoruz. Yine aynı şekilde ilerliyoruz. Hep şekli anladıktan sonra hep aynı şekilde düğümleme yaparak ilerliyorsunuz. Kolaylıkla yapabileceksiniz. Şimdi burada bakın en sondaki ipim şöyle kendini belli ediyor zaten. Yön belirleyici ipimiz her sırada kendini belli ediyor. Bakın burada mesela şu ipim farklı duruyor. Orta kısımda şuradaki ipim şöyle farklı duruyor. Hep bu yön belirleyici iplerle devam ediyor olacağız. Şimdi buradaki yön belirleyici ipim. Burada başladık. Bu şekilde ilerlemiştik ya. Şimdi bunu tutuyorum. Diğer iplerim yine altta kalıyor. Burada şu önemli. İplerinizi karıştırmamanız gerekiyor. Burası tam orta kısmı ya. Sağ ve solda 12 adet ipimiz vardı. Bunları karıştırmamamız gerekiyor. Şimdi ben sadece bu taraftaki iplerimi düğümleme yapacağım. Buradaki iplerim ise farklı bir yöne, farklı bir yol belirleyici ipimle devam ediyor olacağım. Şimdi buradaki ipimizi şu şekilde bakın tuttuğum şekilde ilerliyor olacağım. Yine iplerim altta. Birinci ipimi aldım. Bakın. Yön belirleyici ipim elimde. Hemen şöyle düğümledim.
dibine kadar gittim. Birinci düğümlerimiz tam dibine yapıyorduk. Hemen şöyle ikinci kez düğümlüyorum. Bakın bu şekilde başladım. Şimdi ikinci ipimi elime aldım. İpleri sırasıyla aynı şekilde alttan üste doğru düğümleme yapıyorum. Bir yandan da istediğim yönde ilerletme yapıyorum. Buradaki iplerimi de çok bol olmaması gerekiyor ki daha sonrasında ipler üst üste binme yapmasın diye. Bunu da arada elinizde düzeltebilirsiniz. Şimdi devam ediyorum. Şimdi son ipimin düğümlemesini de yaptım. Bakın
şeklimizi oluşturmuş olduk ve burada yön belirleyici iplerim elimde duruyor şu anda. Bu ipim üstü olduğu için şöyle üzerinden attım diğer ipimi. Bakın yine aynı şekilde düğümleme yapıyoruz ki bu şeklimizi artık tamamlayalım. Şöyle içinden geçirecektim. Ve düğümlememi yapıyorum sıkı bir şekilde. Bakın modelimiz bu şekilde devam ediyor. Şimdi buradaki iplerimiz kendini belli ediyor. Şöyle ayırıyorum. Bu üstteki iplerimi ayırdım. Buradan bir başlangıç yapıyorum. Burada yön belirleyici ipim, bakın şöyle altta kalmış. Yön belirleyici ipim kendini belli ediyor. Yani buradan gelen ipimizin devamı bizim yön belirleyici ipimiz oluyor. Şeklimi belirliyorum bu şekilde. Daha sonrasında tek tek düğümleme yapıyorum. Sonrasında bu kısmı yapıyorum. Hep bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi bu sırayı da aynı şekilde devam ediyorum. Son kısma kadar geldim. Buradaki son bölüm ucu boşlukta kalacağı için belki sizi düşündürebilir diye bu kısmı göstermek istiyorum. Aynı şurada başlangıçta yapmış olduğumuz gibi yapıyoruz. Bu şekilde ucu boşlukta kalacak. Yani bir bütün halinde tamamlamış olmayacağız şeklimizi. Yine yön belirleyici ipimi aradan buldum. Buradan gelen ipimizi buluyoruz. İpimizi çıkardıktan sonra iplerimi alttan başlıyorum zaten. Şöyle düğümledim. Yine aşağıya doğru bakın şu şekilde ilerliyor olacağım. İstediğim boyuta ulaştım geldim. Toplamda bakın şu şekilde beraber sayalım istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane modelimizi oluşturduk. En alt sırada kapanışla beraber 10 tane yapmış olacağız. Aynı şekilde diğer tarafta da 9 tane yapmış olduk. Ve uç kısımlarına bakın bu şekilde bir görüntümüz var. Şimdi düz bir şekilde ilerliyor olacağız. Daha önce göstermiştim. Burada tekrardan göstermek istiyorum. İpleri kestiğim için şu anda tam net göremiyorsunuz ama şu altta yine aynı şekilde yön belirleyici ipimi yürüterek dümdüz bir geçiş yaptım. Aynı şekilde düğümleyeceğiz ki düz bir taban bitişi yapalım. Alta çünkü tabanını ilave ediyor olacağız. Şimdi bunu bir kenara aldığımda şurada kısaca göstermek istiyorum. Yine aynı şekilde düğümleme yapacağız. Bu benim en sondaki yön belirleyici ipim. Bunu bu şekilde döndürüyorum. Eğer ipiniz kısa gelirse düğümleme yaparak ilave edebilirsiniz. Diğer iplerinizde sıkıntı olmayacak. Sadece buradaki yürütme yaptığımız ipimiz belki kısa gelebilir. Şu an bakın şu noktaya kadar geliyor.
Bu sefer yönümü, her seferinde bu yön belirleyici ipimizi ne yöne tutarsak o şekilde ilerleme yapmıştık. Bu sefer düz tutuyorum. Çünkü buradan başlayacağım. Düğümleme yaparak buradaki son noktaya, yani şu son ipime kadar devam ediyor olacağım. İpimi böyle tuttuğumda yine düğümleme yapacağım. İpler bakın altta kaldı. Hemen şöyle döndürüyorum. Bakın alttaki birinci ipimi aldım. Döndürdüm. İçerisinden çektim ve birinci düğümlememi yaptım. Tekrardan aynı şekilde düğümlüyorum. İkinci düğümlememi yapmış oldum. Başlangıçta yine tam dibindeki noktadan düğümleme yapmış olduk. Şimdi yandaki ipime geldi. Bakın aynı şekilde alttan üste doğru düğümlememi yapıyorum. Size bahsettiğim gibi bakın birinci parçamın, birinci modelimin yani sonuna kadar ilerledim. Burada diğer şeklimize geçiş yapacağız. Ekstra bir şey yapmıyoruz. Yine aynı şekilde sırasıyla iplerimizi alttan çekerek düğümleme yapıyoruz. Önemli olan başlangıçta da söylediğim gibi düz bir bitiş sağlıyor olmamız. Şimdi ipimi başlangıçta da söylemiştim. Kısa geldiği için şu şekilde yapıyorum. Hemen buradan düğümlüyorum ve ipimi uzatıyorum. Çünkü burada taban boyunca bu yön belirleyici ipimin üzerine düğümlemeler yaparak devam ediyor olacağım. Bakın şu şekilde uzunluk yeterli oldu. Şimdi bu noktaya kadar aynı şekilde düğümlemeler yaparak sıramı tamamlayıp geliyorum. Son kısma kadar düğümlememi yaptım. Bakın taban kısmı için düz bir görüntü elde etmiş oldum. Şimdi buradan sonrasında iplerimizi çok az bir miktarda bırakarak kesme yapacağız. Tam dibinden kesme işlemi yapmıyorum. Zaten dikerek iç kısmında bırakıyor olacağım. Sadece bu fazlalık iplerden kurtulmam gerekiyor. Bakın şurada düğümleme yapmıştım. Tam dibinden değil, birazcık altından keserek buradaki iplerimi yok ediyorum. Kesme işlemini yapıp geldim ve tamamlamış oldum ön gövde kısmını. Aynı şekilde diğer parçamızı da çalışacağız. Sizle de bu şekilde ölçümü de paylaşmak istiyorum. Düğümleme yaptığım kısma kadar 29 santim. Bu şekilde ölçtüğümde ise 32 santim ölçülerinde iki parçamızı yapıyoruz. Daha sonra sıra geliyor kenar parçalarımıza. Yapılışına geçmeden önce tekrardan sizleri bu şekilde göstermek istiyorum. Başlangıçta bahsetmiştim. 17 zincir çekiyoruz. Üzerine 2 zincirle dönüş sağlayarak 18 tane sık iğneye ulaşıyoruz. Görüntümüz şu şekilde. Daha sonra 9 sıra gittikten sonra sık iğne bölümünü tamamlıyoruz. Ve iplerimizi takıyoruz. Bakın bu şekilde hazırladım. Burada şeklimiz de böyle. Tam orta kısmından başlıyor olacağız. Bu şekilde gidiyoruz alta doğru. Hep bakın aynı şekilde. Ekran görüntüsü alırsanız kolaylıkla ilerleyebilirsiniz. Beraber yine bir başlangıç yapalım. Şimdi tam orta kısmını bulmam gerekiyor. Burada iplerimizi sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Toplamda 18 tane ipimiz var. 18 tane boşluğa takmış olduğumuz ipimiz var. 9 9 tam orta kısmı oluyor. Şimdi 9 ipim sağda, 9 ipim sol kısımda. Biz nasıl bir başlangıç yapıyoruz? Tam orta kısmından bir başlangıç yapacağız. Şimdi yönüm şu şekilde ilerliyor. Buradan başlayacağım. Devam edeceğim. Buradan başlayacağım.
devam edeceğim. Öncelikle ne yapıyorduk? Buradaki 9. ipim benim yön belirleyici ipim. Elime alıyorum ve yönümü şu şekilde belirledikten sonra altta kalan iplerimi tek tek düğümleme yapıyorum. Tabii bunu yine sabitlememiz gerekiyor. Çünkü bu şekilde örmemiz birazcık zor. Yine yastığa mandallamayı yaptıktan sonra 9. ipimi tuttum. Altta kalan ipimi düğümleyerek başlangıcımı yaptım. Şimdi bakın bu şekilde son ipime kadar düğümlemeye devam ediyorum. Parçalarımızın eşit bir şekilde ilerlemesi gerekiyor ki düzgün bir şekilde birleştirme yapabilelim. Bakın bu kısmını tamamladım düğümlemeyi. Daha sonra sıra geldi buradaki iplerimi. Hemen şuradaki yön belirleyici ipimi yani birinci ipimi alıyorum. Diğer tarafa eşit gelecek şekilde başlangıcımı yapıyorum. Ve yine düğümlemeler yaparak ilerleyeceğim. Bu kısmı tamamlayıp geleyim. Daha sonrasında ikinci kısımların başlangıcını yapalım istiyorum beraber. İstediğimiz boyuta ulaştıktan sonra aynı gövde kısmında yaptığımız gibi kenar kısmında da düz bir bitiş sağlıyoruz ki taban kısmı ile birleştirmemiz kolay olsun. Yön belirleyici ipim en sonda kısa olduğu için hemen düğümleyerek ipimi uzattım. İpimi bakın bu şekilde tutarak dümdüz bitişimi sağlıyor olacağım. Alttan tek tek iplerimi düğümlüyorum. Ve buradaki son ipime kadar yani şeklimiz böyle olana kadar devam ediyorum. Sıra sonuna kadar dümdüz ilerledim ve sonunda şu iki tane duran ipim var. Onları da şöyle düğümlüyorum. Artık çıkartabiliriz. Ve burada keserek bitiriyoruz. Yine hemen dibinden değil birazcık böyle bırakıp iplerimizi kesiyoruz. Ve bu şekilde makrume kısımlarını tamamladıktan sonra taban kısmını başlayacağız. Tüm parçalarımızı tamamladıktan sonra birleştirme kısmına geçeceğiz. Taban kısmını direkt bu şekilde zincir çekerek başlangıç yapmayacağız. Burada önemli olan genişlik. Yatay bir şekilde örerek ilerliyor olacağız. Yani yan kısmında ne kadar bir genişliğimiz var ise aynı şekilde yapıyor olmamız gerekiyor. Şimdi zincir çekerek bir ayarlama yapacağız. İpimin ortasına tığımı yerleştirdim. Bir tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım. Devam ediyorum. Hatırlarsanız üst kısmında başlangıç yaptığımızda 17 tane zincir çekip 18 tane sık iğne ile devam etmiştik. Yine aynı şekilde bakın genişliği eşit olması için 17 tane zincirimi çektim. 17. zinciri parmağımla tutuyorum. 2 tane zincir çektim.
17. zincirin içerisinden tığımı geçirip bir tane sık iğnemi yapıyorum. Zincirle beraber 2 tane sık iğne yapmış oluyoruz ve devamında her zincirin içerisine bir tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Son zincirim içerisine de bir tane sık iğnemi yaptım. Örgümün diğer kısmına dönüyorum. 1 2 tane zincir çektim. Hemen dibindeki boşluğa değil, bir sonraki boşluktan tığımı geçirip bir tane sık iğne yapıyorum ve sıra sonuna kadar her boşluğa bir tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Sıra sonundaki son boşluğuma bir tane sık iğne yapıyorum ve burada en sonda zincir çekerek dönüş sağladığım noktada da ikinci zincirin içerisinden tığımı geçirip bir tane sık iğnemi yaparak tamamlıyorum. Eğer sondaki zincirin içerisine batma işlemi yapmazsanız 17 tane sık iğne ulaşacaksınız ve her sırada birer tane eksiltme yaparsınız. O yüzden karışıklık olmasın diye başlangıçta belli bir süre sayarak ilerlerseniz daha kolay olacaktır. Örgümün diğer kısmına dönüyorum. 1 2 tane zincir çektim. Dibindeki boşluğa değil, bir sonraki boşluğa sık iğne yaparak başlangıcımı yapıyorum. Hep bu şekilde ilerleyeceğim ta ki buradaki gövde uzunluğuna ulaşana kadar. Size bahsettiğim gibi taban kısmını tamamladım, geldim. Bu noktada sizlerle ölçümü de paylaşmak istiyorum. 32 santim uzunluğunda, eni ise 11 santim eninde. Ölçülerimi de paylaşmış oldum ama burada önemli olan gövde kısmıyla eşit olması. Şimdi sıra geldi askı kısmına. Askı kısmını modeli incelediğimizde bir bütün halinde yapılmıştı. Yani uzun 2 tane askı yapıyor olacağız. Tahmini bir zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 tane zincirimi çektim. 6. zinciri parmağımla tutuyorum. 2 tane zincir çektim ve 6. zincirin içerisinden tığımı geçirerek bir tane sık iğne yapıyorum. Zincirle beraber 2 tane sık iğne yapmış oldum. Yandaki zincire geldim. 1 tane sık iğne. Yandaki zincire geldim. 1 tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sık iğneler yapmaya devam ediyorum. Son zincirim içerisine de bir tane sık iğne yapıyorum ve sıra sonunda saydığımda 7 tane sık iğneye ulaşmış oldum. Örgümün arka kısmına döndüm. 1 2 tane zincir çekiyorum. Dibindeki boşluğa değil, bir sonraki boşluktan tığımı geçirip bir tane sık iğnemi yapıyorum. Yandaki boşluğa geldim. 1 tane sık iğne. Yandaki boşluğa geldim. 1 tane sık iğne yaptım ve bu şekilde devam ediyorum. Son boşluğuma bir tane sık iğnemi yaptım ve zincir çekerek başlangıç yaptığım noktada da zincirin içerisinden tığımı geçirerek bir tane sık iğnemi yapıyorum. Ve saydığımda yine sıra sonunda 7 tane sık iğneye ulaşmış oldum. 1 2 tane zincir çektim. Dibindeki boşluğa değil, bir sonraki boşluktan tığımı geçirerek sık iğnemi yapıyorum. Şimdi hep bu şekilde devam edeceğiz. Herhangi bir eksiltme veya arttırma yapmadan dümdüz ilerliyor olacağız. Ta ki istediğimiz askı uzunluğuna ulaşana kadar. Bahsettiğim gibi istediğim uzunluğa ulaşana kadar 2 adet askımı yaptım, geldim. Gövde kısmından bir sabitleme yapacağız. Bu noktada sıra sayısını değil de sizlerle ölçümü paylaşmak istiyorum. Uzunluk ölçüsünü. Tamamıyla göz kararı. Kendim deneyerek bir ayarlama yaptım. Dilerseniz sayılarda oynama yapabilirsiniz. Şöyle ölçmeye çalışıyorum. 110 santim uzunluğunda 2 tane askıyı çalışıp geliyoruz. Tüm parçalarımızı tamamladıktan sonra güzel bir ütüleme işlemi yaptım. Direkt üzerine buharlı ütü ile ütüleme yaptım. Hem arka kısmından hem ön kısmından. Şimdi kenar kısımları ve gövde kısmını birleştirme yaparak başlangıcımızı yapıyor olacağız. Hemen şöyle bir tanesini elime alıyorum. Örgümüzün ön kısmındayız. Bu üstte sık iğne yaparak yapmış olduğumuz noktadan birleştirmeye başlayacağız. İpimin ortasına tığımı yerleştirdim. Bir tane zincir çekiyorum. Hemen şöyle eşitlediğimde üstteki en tepe noktasından tığımı geçiriyorum ve karşılık gelen tepe noktadan da tığımı geçirdim. İpimi tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. Sık iğnenin içerisinden tığımı geçiriyorum.
bir tane sık iğne, alttaki boşluğa bakın geliyorum, bir tane sık iğne, hemen alttaki boşluğa geliyorum, bir tane sık iğne yapıyorum. Yani burada yapmış olduğumuz sık iğnelerin yatay kısmından tığımızı geçirebildiğimiz boşluklardan geçirerek hem arkadan hem de önden eşit bir şekilde birleştiriyoruz. Şimdi burada saydığımda 3, 6, 7, 8 tane sık iğne yaptığımda düğümleme yaptığım noktaya geldim ve burada hem arkadan hem önden tığımı geçirip bir tane sık iğnemi yapıyorum. Altta yine ipimin olduğu noktada sık iğneler yaparak devam ediyorum. Bu şekilde taban kısmına kadar ilerleyelim. Taban kısmına kadar ilerlediğimde son düğüm attığımız boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. Bakın bu şekilde birleştirmemi tamamlamış oldum. Şimdi taban kısmıyla devam ediyor olacağız ve sondaki kesmiş olduğum bu iplerimi iç kısımda bırakarak bir birleştirme yapıyorum. Üst kısımda görünmeyecek şekilde, yani düğümlerimizi şöyle bakın alt tarafa ittirme yaptığınızda iç kısımda kalıyor ve dış kısımdan gözükme olmuyor. Hemen tabanın ön kısmını alıyorum elime. Şöyle ipimi aldım. En sondaki düğümleme yapmış olduğum kenar kısmından tekrardan tığımı geçirdim. Burada karşılık gelen tabandaki boşluktan da tığımı geçiriyorum. İpimi tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. Birinci birleştirmemi yapmış oldum. Şimdi yandaki düğüme geldim. Arkadan da sık iğneden geçiriyorum. Bir tane sık iğne yandaki düğümün içerisinden geçiriyorum ve arkada bir tane sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde. Buradaki yapmış olduğum düğümlerin içerisinden şöyle boşluklardan tığımı geçiriyorum. Arkada da tam karşılık gelen noktadaki sık iğne boşluğundan tığımı geçiriyorum. Yani düz şekilde birleştirme yaparak ilerleyeceğim. Burada dediğim gibi şu iplerimi iç kısımda bırakıyorum. Üst kısımda görünür şekilde kalmayacak ve bu şekilde birleştirmeye devam ediyorum. Taban kısmında eşit bir şekilde birleştirmeye devam ettim ve köşe kısmına, yani sıra sonuna kadar gelmiş oldum. Şimdi diğer parçamı elime alıyorum. Diğer kenar kısmını yani elime aldım. Buradaki son tığımı geçirmiş olduğum boşluktan tekrardan geçiriyorum ve karşılık gelen düğümde içerisinden de tığımı geçirdim. İpimi çekerek bir tane sık iğnemi yapıp başlangıcımı yapıyorum. Daha sonra yanındaki yine ipin içerisine tamamen dolduracak şekilde sık iğne yapıyorum ve düğüm içerisine de bir tane sık iğne yapıyorum. Aynı şekilde birleştirmeye devam edeceğiz ve bu kısmı tamamladıktan sonra aynı şekilde diğer gövde kısmımızın birleştirmesini tamamlayıp geliyorum. Tüm birleştirmemi tamamladım, geldim. Taban kısmının bir tarafını birleştirdim, bir tarafı boşlukta. Hala sizinle beraber birleştireceğim. Şimdi gövde kısmını ve kenar kısımlarını birleştirirken taban kısmını birleştirmiyorduk. Yani bu taban kenar kısmını birleştirmediğimiz için daha sonrasında birleştirme yapıyoruz. Onu da aynı şekilde birleştiriyor olacağız. Hemen ipimin ortasına tığımı yerleştirip bir tane zincir çektim. Ve şu şekilde elime aldığımda parçamı, iplerimi içeriye doğru ittiriyorum. Boşluktan, bakın birinci boşluktan tığımı geçirdim. Karşılık gelen noktadan da tığımı geçiriyorum. Ve bir tane sık iğne yaparak başlangıcımı yaptım. Hemen yandaki boşluktan tığımı geçirdim. Karşılık gelen noktadan da geçiriyorum ve sık iğnemi yaptım. Yandaki boşluğa geldim. Karşılık gelen noktadan sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde her boşluktan ve arka taraftaki parçamızdan da tığımızı geçirip sık iğne yaparak son noktaya kadar devam ediyoruz. Son kenar kısmıma, köşe kısmıma doğru birleştirmemi yaptım. Bir, iki tane zincir çekerek burada ipimizi biraz uzun bırakıp kesiyoruz. Daha sonrasında ipimizi iç kısmına çekerek gizleme yapacağız.
Bu taban kısmının birleştirmesini yaptıktan sonra ben askının bir tanesini de dikme işlemi tamamlamıştım. Bakın bu şekilde üst kısmına göz kararı bir yerleştirme yaptım ve sabitledim. Şuradan başlıyorum. Devamında aradaki boşluklardan da dikerek sabitleyip daha sonra diğer askı kısmını sabitliyorum. Şöyle beraber bir başlangıç yapalım. Yerleştirmeyi nasıl yaptığımı göstermek istiyorum. Askımızın ön kısmını buluyoruz. Öncelikle ön kısmı şu şekilde ayarladıktan sonra dikmek istediğiniz kısma yerleştiriyoruz. Taban kısmından başlarsanız, yani bu en alt kısımdan başlarsanız daha kolay oluyor. Devamında boşluk kısımlarına geldiğimizde de yine aynı şekilde birkaç kez dikerek ilerletiyorum. En üst kısma yaptıktan sonra tamamlıyorum ve aynı şekilde diğer kısmın başlangıcını yapıyorum. Videomuz yeteri kadar uzun olduğu için bu dikme işlemini göstermeyeceğim. Bu şekilde sabitleyerek çantamızı tamamlayacağız. Bence gayet güzel oldu. Modelde birebir aynı şekilde çalışmaya çalıştım. Yaklaşık 300-350 gram kadar ip kullandım. Elimde olan bir ip olduğu için tam net miktar belirtemiyorum ama bu kısımlara da oldukça fazla ip kullanmış oldum. Astarlama yapmayacağım. Bu şekilde kullanmayı düşünüyorum. Modeli incelediğimde de astarlama yapılmamıştı. Dilerseniz astarlayabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.